Değerli CGTN Türk takipçileri, çalışma masasından Notlar programına hoş geldiniz. Şüphesiz ki dış politikada bu haftanın en önemli gelişmesi Türkiye açısından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu marjında yaptığı temaslar, kendisinin konuşması ve sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamalardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler kürsüsünde Filistin'den Balkanlara Asya'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyadaki ihtilaflı konulara derindiğini biliyoruz. Tıpkı diğer tüm liderler gibi Birleşmiş Milletler'de reform çağrısını yineledi Erdoğan. Dünya 5'ten büyüktür. Artık Cumhurbaşkanı Erdoğan'la özdeşleşti bu slogan. Yine hem Dışişleri Bakanı Hakan Fidan hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan benzer söylemlerde Birleşmiş Milletler'de bulundular. Birleşmiş Milletler'de reform meselesi önemli. Ayrı bir program çekeceğiz bu Birleşmiş Milletler'de reform meselesi için ama bugün değinmek istediğim konu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika'dan ayrılırken deyim yerinde ise gider ayak yaptığı açıklamalardı. Amerika Birleşik Devletleri'ne sitem etti. Birik'se de selam gönderdi diyebiliriz Cumhurbaşkanı Erdoğan için. Zaten Rusya'da düzenlenecek Birik Zirvesi'ne de katılacağını daha önceden biliyoruz. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'tan ayrılmadan gider ayak neler söyledi? Kime hangi mesajları verdi? NATO'ya önemli bir mesajı vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Dedi ki NATO'nun klasik prensibi şudur. Birimiz hepimiz için hepimiz birimiz için. Fakat bazılarımız bazıları için bazılarımız ise diğerleri için gibi bir anlayış olursa dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yani NATO içerisinde bir ayrım gayrim olursa o zaman bu ittifak yozlaşır mesajını verdi. Ee, Türkiye'nin rolü Avrupa içerisinde biliniyor ancak kimi zaman göz ardı edenler var dedi NATO meselesinde. Biliyorsunuz Türkiye NATO'nun en büyük ikinci ordusu. Gayri safi yurt içi belirli bir bölümünü de her yıl NATO'ya aktarıyor sorumluluklarını, yükümlülüklerini yerine getirdiğini ancak kimi zaman Türkiye'nin göz ardı edildiğini söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Mesajının devamında NATO'nun lideri olan aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilere de değindi. F-35'ler meselesi vardı biliyorsunuz projeden çıkartıldık ama paramız yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki bu para öyle böyle bir para değil dedi. Şöyle bakayım notlarıma 1 milyar 450 milyon. Cumhurbaşkanı Erdoğan haklı öyle öyle böyle paramız kalmadı. Dedi ki biz bu parayı almak istiyoruz dedi. ABD ile girdiğimiz münasebetlerde gerek cumhuriyetçiler gerek demokratlar döneminde hayal kırıklığı yaşadığımızı ifade etti. Sadece Türkiye'nin yaşadığı sorunlar dedi Sayın Donald Trump döneminde değildi dedi. Cumhuriyetçiler olsun demokratlar olsun Türkiye'nin çeşitli sorunlar yaşadığını Amerika Birleşik Devletleri ile biliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dedi ki yeni seçimleri Amerika'daki yeni seçimleri işaret ederek umarız dedi. Gelen gideni aratmaz. Başkanlık seçimlerinden sonra çıkacak sonuca göre teraziye tekrar ilişkilerimizi koyacağız dedi. NATO'ya ve Amerika Birleşik Devletleri'ne işte bu sözlerle sitem etti ve ardından Birikse Asya'ya geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan deyim yerinde ise iki tartışmalarına Amerika'da Amerika'nın göbeğinde Birleşmiş Milletler Merkezi'nin bulunduğu New York'ta noktayı koydu. Türkiye'nin birikse girmekte kararlı olduğunu söyledi. Her şeyden önce dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin Biriks'te ve ASEAN'da yer alması bölge aritmetiğini değiştirecektir dedi. Bu oldukça önemli bir nokta ve ardından dedi ki biz NATO üyesiyiz diye Biriks'e katılmayacağız ya da diğer platformlarda temsil edilemeyiz diye bir kaide yok dedi. Türkiye Biriks'e girmesin, Türkiye ASEAN'la ilişkiler kurmasın diyenlere de seslendi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bize bunları söyleyenlere bakıyoruz dedi. Bizi yıllardır Avrupa Birliği'nin kapısında bekletenler bize bu ifadeleri kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bize bu tavsiyelerde bulunuyor dedi. Ve ardından da hem Biriks hem ASEAN sadece bununla da sınırlı değil. Türkiye'nin hani o klasik deyim var ya biz işte 360 derecelik bir dış politika yazıyoruz. Her yöne bakıyoruz diye. Biz dedi Türk dünyasıyla bağlarımızı kopartamayız. Afrika ile bağlarımızı kopartamayız. İslam coğrafyasıyla bağlarımızı kopartamayız dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve e, NATO'nun NATO'nun varlığının bir antitezi olmadığını söyledi. Biriks'e bir e selam gönderenlerden bir tanesi de e, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuştu. O da doğrudan Rusya'da dedi ki biz dedi çok kutuplu dünyanın gidişatının farkındayız. Bir ikisi içinde yer alma niyetimizi beyan etmiştik. Umarım dedi en kısa süre içerisinde bu gerçekleşir. Bir ikisi uzunca bir süreden beri tartışıyoruz. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Numan Kurtulmuş'un yaptığı açıklamalar meselenin biraz daha çok kutupluluk noktasında öne çıktığını gösteriyor. Çünkü bu zamana kadar genellikle bir iki bahsederken örneğin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan geçtiğimiz haftalarda Anadolu Ajansı'nın editör masasının misafiri olmuştu. Orada biraz daha temkinli yaklaşmıştı. Sanki Avrupa Birliği ile ilişkiler böyle sekteye uğrayınca biz de mecburen 1x'e e yönelik gibi bir mesaj alınmıştı fakat ben o zaman da söylemiştim 1x mecburiyetten değil gerçekten özgür iradeyle tercih edilebilecek bir platform bunu sadece ben söylemiyorum sadece yokun göçmen söylemiyor Amerikalıların önemli bir dergisi var dış politikada foreign affairs hatta o kadar önemli ki efendim dış ilişkiler dergiyi Türkçe öyle çevirelim o kadar önemli ki bu dergi için gölge dışişleri deniyor. Bu derginin bağlı olduğu dış ilişkiler konseyi var. O kadar etkili bir organ. Orada geçtiğimiz günlerde 1x için meydan muharebesi ...diye Türkçe'ye çevirebileceğimiz bir makale yayımlandı. Orada özetle şunu söylüyor. Rakamları vermiş. Rakamlardan çokça konuştuk artık zaten. Biriksin birçok parametrede. Örneğin satın alma paritesinde e, gayri safi yurt dışı hastalığa G7'yi geride bıraktığını söyledik. En büyük petrol üreticilerin 10 tane petrol üreticisinden 4'ünün burada yer aldığını söyledik. Dünya nüfusunun büyük bir bölümünün burada yer aldığını defalarca ifade ettik. Ve en önemli husus da şu... Bu BRICS ülkeleri dünyanın büyümesine G7'den daha fazla katkı sunar hale geldiler. Yakın zamanda da e, zaten dünyadaki payları da G7'yi, zenginler kulübünü geride bırakacak. O yüzden bu makalenin yazarları da diyor ki Ülkeler birikse ilgi göstermekte son derece haklı. Dünya çok kutuplu hale geldikçe BRICS gibi platformlar sayesinde kendilerine manevra alanı sağlıyorlar. Çünkü artık tek hegemon ABD'nin istediğini yapmak zorunda değiller. Ee, şöyle söyleyelim biz onu. Bütün yumurtalarını aynı sepete koymak zorunda değiller. Bunu ABD'nin en ünlü dış politika dergisi Foreign Affairs'te bulmak mümkün. Hani bizde bazıları diyor ya e, jeopolitik bir felaket olur bizim birikse katılmamız diye. Kimileri diyor ya eksen kayması diye. Ya onlara şunu da sormak lazım. Eksen mi kalmış? Yani Avrupa Birliği ile ilişkiler ortada. Amerika Birleşik Devletleri burnumuzun dibinde bir terör devleti kurmaya çalışıyor. Amerika Birleşik Devletleri daha geçtiğimiz haftalarda Kıbrıs'ta Türkiye'ye karşı bir ittifak kurmadılar mı? Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle Yunanistan ile birlikte ortak tatbikatlar yapmıyorlar mı? Ege'de bizim karşımızda dev bir ABD karakolu kurulmadı mı? Yunanistan'ın kendisi bir ABD karakoluna dönüşmeye başladı. Bizim İHA'mızı Suriye'de vurmadılar mı? Liste uzayıp gider. Dolayısıyla o eksen kayması diyenlere, eksenden bahsedenlere de bunu sormak lazım. Eksen mi kaldı diye. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vurguları önemli dedik. Ee, Sayın Kurtulmuş'un, Numan Kurtulmuş'un da açıklamaları önemli. Ancak Türkiye'nin burada daha geniş bir perspektifle meseleleri ele alması gerekiyor. Sadece Avrupa ile aramız bozulduğu için biz şimdi biraz da birikse göz kırpalım. Hayır, şuna bakacağız. Dünyadaki dinamikler, hani o meşhur ifade var ya... Tarihin sarkacı nereye doğru kayıyor, ona göre pozisyon alacağız. Bu elbette demek değildir ki eşitler arası bir ilişki olarak Amerika Birleşik Devletleri ile Almanya ile Fransa ile Türkiye ilgi kurmasın, Avrupa Birliği ile anlaşma yapmasın. Hayır, elbette bunlar da Türkiye'ye hizmet ettiği ölçüde masada olacaktır. Fakat Türkiye çok kutuplu bir dünyada artık tek bir hegemona muhtaç değil tek bir hegemonun sopasının sallamasıyla hizaya gelecek bir ülke de değil. Sadece Türkiye değil artık gelişmekte olan ülkelerin birçoğu. Mesela bakın eskiden Suudi Arabistan da böyle anılırdı. Şimdi Suudi Arabistan dahi Amerika petrol fiyatlarını indirdiğince indirmiyor. Yükselt yükseltmiyor. Amerika Birleşik Devletleri Rusya'ya yaptırım uygulayın deyince Hindistan'da Brezilya'da katılmıyor. Türkiye'de katılmak istemiyor. Dolayısıyla çok kutuplu dünya bizim gibi orta ölçekli ülkelere, bölgesel ülkelere, bölge gücü olan ülkelere manevra alanı sağlıyor. Biz kendi çıkarlarımız için Türkiye olarak elbette bir ikisi olur. İşte Şanlı İşbirliği Örgütü onu da tartışacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan zaten çoktan deklar etmişti. Bu konularda ele alınmalı diye düşünüyorum. Ben yokun Göçmen. Çalışma masasından notların bu haftalık sonuna geldik. Bir başka programda daha görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.